Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis 16 Kasım'da Kıbrıs Türklerinin hedef alındığı olayları şiddetle kınadı ve bu gibi olayların devam etmekte olan müzakereleri engellemesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakerelerde liderler bugün yeniden bir araya geldi. Liderler Bugün ara bölgede müzakereler için ayrılan binada yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme saat 13.30 sıralarında sona erdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki İniyet Misyonu Ofisi tarafından yayımlanan liderlerin ortak açıklamasında 16 Kasım'da Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklerin hedef alındığı utanç verici olayların şiddetle kınandığı kaydedildi. Liderlerin ırkçılık ve her ne alanda olursa olsun düşmanlığa karşı oldukları kaydedilen açıklama açıklamada liderler bu gibi kötü hareketlerin araştırılacağını ve cezasız bırakılmayacağının altını çizdi denildi. Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis, olaylarda meydana gelen zararların karşılanacağını, Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı ise bu açıklamadan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Açıklamada liderleri bu gibi kabul edilemez olayların özellikle büyük bir gayretle Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya çalışıldığı bir dönemde devam etmekte olan müzakerelerin geleceğini herhangi bir şekilde tehlikeye sokmasına müsaade etmeyecek denildi. Liderlerin bu ay içinde en az 6 görüşme yapması kararlaştırılmıştı. Bugünkü görüşmenin ardından liderlerin 20, 23 ve 25 Kasım'da da bir araya gelmesi planlanıyor. Müzakereciler Özil Nami Andreas Mavroyanis, lider ayrı olarak hafta içinde çeşitli defalar bir araya geldi.